Efendim bugün TRT Hava stüdyolarında Ahevran Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Serhat Erkmen'i ağırlıyoruz. Dış politika gündemimizi değerlendireceğiz. Hemen sıcak başlıkla başlayalım. Hoş geldiniz diyerek. Hoş bulduk. Bu kadar kolay korsanlık yapmak artık günümüzde rahat hale mi geldi? Bu kadar kolay gerçekleştirilebiliyor mu bu tür eylemler Şimdi Serhat? eylem hakkında biraz şüphelerim var. Önce onu size söyleyeyim. Çünkü eğer silahsızsa söylendiği gibi uçak kaçıran hava korsanı hala 7 kişiyi nasıl rehin tutuyor? Bunu açıklamıyorlar. Bu Doğru. bir. İkincisi uçağı nasıl kaçırdığı, eğer silahsızsa üstümde bomba var dedikten sonra bu ikinci bir muamma. Üstü kapatılıyor olabilir bir takım şeylerin. Bunları aklımızda tutmamız gerekiyor. Hepsinden önemlisi, eğer Kıbrıs adasına inmiş olmasaydı bu uçak bir şekilde rotasından çıktığı için yolcuların başına çok kötü şeyler Doğru. gelebilirdi. Çünkü malumunuz şu anda pek çok devlet 11 Eylül ve benzeri olaylardan dolayı büyük tehdit algılıyor ve bu tür durumlarda hemen hava kuvvetleri devreye giriyor. Ve güvenli bir alana indirmek için bir yandan ona eşlik ederken kontrolden çıkması halinde düşürmek dahil her türlü Doğru. seçenek de akıllarında var. Dolayısıyla yani hani belki şu anda insanların içi rahatladığı bir işte belki söylenildiği gibi bir aşk hikayesi, ama özellikle Mısır'dan uçan bir Rus uçağının Mısır'da yani havada infilak etmesinden sonra ki işi yapmıştı o eylemi de hatırlarsanız. Bu tür meseleler iyice tartışılır hale gelecektir. Mısır'daki hava yollarının güvenliği çok önemli, çünkü Mısır dünyanın en önemli turizm merkezlerinden Çok bir doğru. tanesi. Ve burada eğer havaalanlarında güvenilir olmadığına ilişkin bir kanaat ortaya çıkacak olursa Mısır'dan kalkan uçaklara devletlerin daha fazla tedbir uygulaması gerekecektir. Çünkü bir dönem Irak için mesela öyleydi. Mesela Irak'tan Türkiye'ye uçuşlarınızda Türkiye'de girdiğiniz zaman uçaktan indikten sonra ayrıca bir daha aranırdınız siz ve çantanız. Bu gibi ekstra tedbirler alınması gerekebilir Bu tabii. konuda bir standardın olması gerektiği yönünde de bir görüş birliği var aslında. Zira örneğin Türkiye'deki havaalanlarında uçağa gidene kadar ki sürede pek çok kez güvenlik noktalarını geçmek zorundasınız. Çok ciddi sınırlandırmalar var. Ama son yaşanılan hadisede, Brüksel'de yaşanan hadisede aslında belki de aprona kadar yeterli güvenlik tedbirlerin alınmadığı yönünde eleştiriler de vardı. Evet. Terörün bu kadar egemen olduğu bir dünya düzeni içerisinde o paranoyayı biraz haklı gösterecek, meşru kılacak şeyler var herhalde, öyle değil mi? Yani özgürlüklerle güvenlik arasındaki denklemin iyice sallandığı bir döneme doğru gidiyoruz. Terör saldırıları insanları siyasi bağlamda etkilediği gibi normal hayatlarını, gündelik hayatlarını da hem psikolojik olarak hem de toplumsal yaşam anlamında olumsuz derecede etkiliyor. Muhtemelen Avrupa'da bu konuda alınan güvenlik tedbirleri artırılacaktır, ama işte bu son örnekte olduğu gibi dünyanın herhangi bir yerinde meydana gelen bir şey de bunu tetikleyebilir. Ve hani eğer üzerine bomba olduğunu iddia eden bir kişi hiçbir şey yokken böyle bir eylem yapabiliyorsa Çok doğru. ve bunun çok daha kötülerini de hayal etmemize neden olabilirler. Dolayısıyla bu iş gittikçe sarpa sarıyor. Çünkü herhangi bir kıtayla sınırlı tutamıyorsunuz. Yani son bir ayda Fil Dişi sahillerinden Brüksel'e, Pakistan'dan Türkiye'ye kadar, Irak'tan Suriye'ye kadar, dünyanın pek çok, hatta dün Amerika Birleşik Devletleri'nde Beyaz Saray'da tam olarak Evet. açıklanamayan bir silahlı saldırı meydana geldi. Yani dünyanın pek çok yerinde belki bizim o an için görmediğimiz bir sürü kanlı eylem yaşanıyor ve bu aslında pek bir tek bir bölgenin sınırlı olmadığının göstergesi. Yani belki Fil Dişi sahilleri bize çok uzak ve ne olduğunu bilmiyoruz bile, ya da Nijerya bize çok uzak, ama orada yaşanan şeyler bize daha yakın coğrafyalarda olduğunda gerçekten onun ne anlama geldiğini biliyoruz. Bir gün bakıyorsunuz ki X ya da Y ülkesindeki terör eylemlerine işte o zamanki buradaki gruplara katılmış olan insanlar da katılmış olabiliyorlar. Biraz Pakistan'ı konuşalım Evet. istiyorum. Ciddi bir travma, bütün bölge için ciddi bir travma. Çok sayıda çocuk, kadın hayatını kaybetti. Pek çok masum insan hayatını kaybetti. Bu Pakistan Talibanı'nın bir anlamda o terör borsasında yeniden dönme girişimi olarak değerlendirilebilir mi? Yani DAEŞ'in ortaya çıkmasıyla beraber daha geri plana itildiğini düşünen Taliban'ın aslında kendini hatırlatma biçim midir bu eylem? Sanırım bu konuda bir şey de var. Nüansın altını çizmemiz gerekiyor. Tam Pakistan Talibanı değil. Pakistan Talibanı'ndan ayrıldığını iddia eden bir grup üstlendi Evet. eylemi.
Çünkü Taliban'ın, evet Taliban'ın geçmişinde buna bu kadar olmasa da benzer bir takım intihar girişimleri, katliamlar vesaireler var ama bu Pakistan Taliban'ın içinden ayrılma bir grup. Şimdi bu işin teorisinden çok kısa bahsedeyim. Lütfen. Teorisinde şöyle bir şey vardır. Yeni ortaya çıkan örgütler, dünyada örgüt sayısı arttıkça ve eylem sayısı da arttıkça ilk ortaya çıkışlarını daha büyük şok etkisi yaratan eylemlerle yapmaya çalışırlar ki tüm dünya onların adını duyursunlar. Çünkü bir anlamda baktığınız zaman terör silahlı bir propagandanın bir propaganda biçimi. Yani kendi varlığını bu şekilde gösteriyor. Şimdi insanlar 11 Eylül 2001'e kadar belki dünyanın 4'te 3'ü El-Kaide diye bir örgüt duymamıştı. Ama evet. 11 Eylül 2001'deki şok etkisi yaratan o büyük saldırıdan sonra herkes duydu. IŞİD belki Suriye'deki pek çok grupla, Irak'taki pek çok grupla karşılaştırıldığında belli bir süre için yerel kalmıştı. Tüm dünyanın dikkatini çeken ve kanlı eylemler yaptıktan sonra bugün dünyada onu duymayan kalmadı. Pakistan açısından baktığımızda da bugün aynı şeyin olduğunu söyleyebiliriz. Sizin belirttiğiniz gibi hani terör borsası dediğimiz şey eğer diğer gruplardan daha fazla ön plana çıkmak ve ülkede ki istikrarsızlıktan kendisine olanak, bir takım olanaklar, fırsatlar sağlamaksa bu onunla alakalı olabilir ama ben bunun ötesinde bir şey olduğunu düşünüyorum. Nasıl Kuzey Afrika'da IŞİD güçlenmeye başlayınca onu dengelemek için El-Kaide bir takım eylemler gerçekleştirmişti. Bugün de başka coğrafyalarda aynı şeylerin yaşandığını görüyoruz. Belki de geride kalmamak için, yeni eylemciler toplayabilmek için, kendilerine bir adı arttırabilmek için örgütler bazen böyle şeyler yapıyorlar ama şurası bir gerçek küresel bir delilik halini aldı bu iş. Sayın Ekmen, aslında size Pakistan'ın hassas dengeleri açısından bu eylemin ne anlama geldiğini de soracağım ama müsaadenizle öncelikle Pakistan'a uzanmamız evet. gerekiyor. İslamabad'a gidiyoruz değerli izleyiciler. Mustafa Deveci karşımızda. Mustafa, Başbakan Nawaz Sharif terörle mücadelede kararlılık mesajı verdi. Teröristlerin Pakistan halkının hayatlarıyla oynamalarına izin vermeyeceğiz dedi. Son gelişmeleri ve sıcak açıklamaları soralım sana. Evet, pazar günü Lahor'da yaşanan ve 72 sivilin hayatına mal olan patlamaya ilişkin polis soruşturması devam ediyor. Polis olayla ilişkisi olduğu düşünülen 3 kişiyi arıyor ancak şu ana kadar bu kişilerden gözaltına alınan yok. Başbakan Nawaz Sharif dün akşam bir ulusa sesleniş konuşması yaptı. Konuşmasında terörle mücadeleye vurgu yaptı. Başbakan Nawaz Sharif ayrıca dökülen her damla kanın intikamının alınacağı sözünü verdi. Dün Genelkurmay Başkanı Rahil Şerif de ordu komutanlarıyla bir araya geldi ve Pencap'ta yasa dışı örgütlere yönelik operasyonlara hız verilmesi talimatını verdi. İşte bu talimatının ardından Pencap eyaletinde ordu operasyonları başladı ve şu ana kadar 500'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Bu kişilerin birçoğunun yasa dışı örgütlere üye olduğu açıklandı. Pencap'ta ise, Lahor'da ise hayatını kaybedenler dünden itibaren toprağa verilmeye başlandı ve Pencap'ta ve Pakistan'da yas var, Lahor'da gözyaşı var diyebiliriz. Birçok insan sevdiklerini dünden itibaren toprağa verdi. Bugün de cenazeler defnedilmeye devam ediyor. Yaralıların tedavisi ise Lahor'daki hastanede devam ediyor. Dünden beri şükürler olsun ki ölü sayısında herhangi bir artış yaşanmadı. 72 olarak en son açıklanmıştı ve bu rakam hala devam ediyor. Dediğimiz gibi operasyonlar ülkede devam ediyor. Saldırının sorumluluğunu Pakistan Taliban'ı üstlenmişti ve bölgede özellikle Pencap'ta Taliban'la bağlantısı olduğu düşünülen kişi ve kurumlara yönelik operasyonlara hız verildi. Mustafa Deveci, teşekkür ediyoruz. Şimdi bu son açıklamalar üzerinden konuyu değerlendirmeye devam edeceğiz. Sayın Erkmen, aslında Pakistan'da çalışmış birisi olarak daha büyük bir faciaya yol açabileceğini biliyorum. Çünkü Pencap aslında Pakistan'ın en kalabalık eyaleti, Lahor zira öyle. Dengeler açısından bakacak olursak darbeler yaşamış bir Pakistan, din ve devlet işlerinin aslında karışık bir düzlemde devam ettiği bir Pakistan, Afganistan sınırından geçişleri hala önleyememiş bir Pakistan. Evet, kararlılık, terörle mücadelede kararlılık mesajı veriliyor ama
biraz da Pakistan'ın bu engeli açabilmek için müttefiklerinin desteğine ihtiyacı var diyebilir miyiz? Şimdi Pakistan'la anladığım kadarıyla hem etnik hem de dini sorunlar bir arada yaşanıyor. Ve evet. Bunlar zaman zaman üst üste çakışıyorlar. Hı-hı. Bu çakışma siyasal şiddetle birlikte ortaya çıktığında ise tam bir kan gölü yaratıyor. Evet. Yani dünyanın her yerinde eğer sınırınızın bir tarafındaki ülkeler, komşularınızdan bir tanesi uzun süreli iç çatışmaya girdiyse ve siz doğrudan ya da dolaylı olarak bu iç çatışmanın bir parçasıysanız bundan etkilenmemeniz mümkün hale gelmiyor. Pakistan'ın hikayesi de aslında biraz bu. 1980'li yıllardan itibaren Afganistan'daki çatışmalardan etkilendi ve etkiledi. Hı hı. Ve sonunda kendi ülkesinin içerisinde de bu gibi sorunları buldu. Tabii ki Pakistan Türkiye açısından müttefik ülkelerden bir tanesi. Evet. Ve yoğun tarihsel ilişkilerimizin olduğu ülkelerden bir tanesi. Ve bu yüzden belki de Türkiye'de bugün Pakistan'da yaşanan bir saldırı bu kadar önemseniyor ve biz buna hassasiyet gösteriyoruz. Yani bizim için Pakistan'ın sadece stratejik değil duygusal bir önemi var. O ayrı bir boyutu. Ama işin teknik boyutuna baktığınız zaman Pakistan'ın içerisinde bir takım gri alanlar olduğu, devletin kontrol edemediği bölgeler olduğu, güvenlik güçlerinin içerisinde farklı oluşumlar meydana geldiği ve bu oluşumlar nedeniyle aslında sık sık istihbarat zafiyetleri ve güvenlik zafiyetleri yaşandı. Bunun ülkenin darbelere gitmesiyle ilişkili olduğu kadar bir yandan da ülkenin belli kısımlarında kontrol edilemeyen çatışmaların ortaya çıkmasına neden olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu ve benzeri çatışmalar birbirini tetikleyecektir. Ama bu işin ben sadece Pakistan'la sınırlı olduğunu da düşünmüyorum. Yani verilen mesaja bakacak olursanız Paskalya Bayramı'ydı ve Hristiyanların hedef alındığını söylüyoruz. İşte Hristiyanları hedef aldı gibilerinden bir takım meşrulaştırmaya gittiler ama... Kaide'nin yani eğer Pakistan'da Taliban'la Kaide arasındaki ilişki düşünüldüğünde Kaide bu tür eylemleri dahi meşrulaştıran bir yaklaşıma sahip değildi açıkçası. Dolayısıyla son geldiğimiz dönemde belki IŞİD'in yarattığı küresel bir etki olduğunu da mutlaka söylememiz gerekiyor. Çünkü zaman zaman örgütler birbirlerini bu şekilde tetikleyebiliyorlar, etkileyebiliyorlar. Bir dalga yaratıp bu dalganın sonucunda da kendilerine yeni alanlar yaratmaya çalışabiliyorlar. Şimdi Pakistan konusunu ilk konuşmaya başladığımız zaman söylediniz. Küresel bir çılgınlık halindeyiz gerçekten. Hem paranoyalarımız artmış durumda. Bu paranoyalara sebep olacak haklı gerekçeler de var. Meşru temelleri var aslında devletlerin, ulus devletlerin bu anlamda. Böyle karmaşık bir ortamda Amerika Birleşik Devletleri'ne Cumhurbaşkanı ve Dışişleri Bakanı bir ziyaret gerçekleştiriyor. Biz tabii ki elbette öncelikli olarak müttefiklerimizden bu konuda destek bekliyoruz. Amerika Birleşik Devletleri gündeminden ne bekliyorsunuz? İki ülkenin masasında neler olacak? Şimdi şu anda Türk-Amerikan ilişkilerini belirleyen iki temel dinamik var. Hı hı. Pek çok, tabii ki tarihsel bir ilişkiden bahsediyoruz. Pek çok boyutundan bahsediyoruz ama şu anda iki temel dinamik diğerlerinden daha fazla ön plana çıkıyor. Bunlardan bir tanesi Türkiye'nin iç politikasında yaşanan gelişmeler, Amerika Birleşik Devletleri'nin gösterdiği tepki ya da onun bu süreçteki konumlanması. Bu konuda çok ciddi bir fikir ayrılığı olduğu ortada. Zaten gerek Cumhurbaşkanımızın son dönemde yapmış olduğu açıklamalar, gerekse Amerikalı da sözcülerin buna vermiş olduğu yanıtlarla pek uzlaşır bir pozisyonda olmadığımız açık. Ama dış politika anlamında bakıldığı zaman ortak noktaların belli konularda en azından daha fazla olduğunu görüyoruz. Bunlar arasında Irak meselesi ön plana çıkıyor. Suriye'de birebir aynı noktada değiliz. Fikir ayrılıklarımız da güçlü. Yani özellikle Türkiye PYD meselesi bağlamında bakıldığı zaman Amerika Birleşik Devletleri'nin tutumundan hiç de memnun olmadığını neredeyse her gün tekrarlıyor. Evet. Amerika Birleşik Devletleri de tavrını değiştirmeyeceğini söylüyor. Sadece PYD meselesi bağlamında değil, ABD ile Rusya arasındaki ilişkilerin Esad'ı kurtarır bir noktaya gelmesinden de Türkiye rahatsız. Bu anlamda Türk-Amerikan ilişkileri Suriye bağlamında belki pek yakın gitmiyor ama Irak bağlamında baktığımız zaman paralelliklerin daha fazla olduğunu görüyoruz. En azından Irak topraklarında IŞİD'in çıkartılması, bu çıkartma sürecinde Irak'ın etnik ve mezhepsel hassasiyetlerine özen gösterilmesi ve kuzeydeki Irak'ın kuzeyindeki yapının istikrarının sağlanması konusunda Türkiye ile ABD arasında daha fazla bir ortaklık var. En azından fikirsel ortaklık var. Sahada birebir bu fiiliyata dönüşmüş mü? Tam olarak aynı şeyi söyleyemem. Mesela Musul operasyonuna ilişkin geçen haftalarda bir takım haberler çıktı. Yani o biraz
bir bardak suda fırtına koparmaya benziyordu belki ama sonuçta orada Amerikalıların güdümünde olan bir şeyden bahsediyoruz. Ama belli noktalarda ortaklık var. Ama en çok olması gereken şey şu, çok basitçe tanımlamak gerekirse. Türkiye pek çok terör örgütünden dolayı şu anda muzdarip. Bunun içerisinde DHKPC'si var, bunun içerisinde PKK'sı var, bunun içinde IŞİD'i var ve daha pek çok irili ufaklı örgüt var. Amerika Birleşik Devletleri de küresel anlamda terörle mücadele ettiğini düşünüyor, söylüyor, iddia ediyor. Eğer öyleyse ortak noktaların artırılması konusunda iki ülkenin de birbirine karşı daha böyle açık olması ve daha fazla işbirliği yapması gerekiyor. Şunun sorun ya yani şu sorunu biz çekiyoruz hakikaten. Özellikle Musabin'deki meselelerden sonra bir yandan PKK'ya terör örgütü derken öbür taraftan hani PYD'nin hala bir terör örgütü olarak kabul edilmemesini Musabin'de olanlardan sonra nasıl açıklayacaklar bilmiyorum. Herhalde bu konu gündeme gelirse Amerika Birleşik Devletleri'nde bir tartışma ortamında doğabilir. Öyle bir noktaya doğru gidiyoruz ki aslında terör ve terörist tanımlamasının ortak olması gerektiği çok daha açık bir şekilde ortaya çıkıyor. Benim teröristim, senin teröristin ayrımı yapıldığı müddetçe bu işin içinden çıkamayacağımız açık. Bunu da Türkiye anladığım kadarıyla en yüksek tonda Amerika'da dile getirecek. Nükleer güvenlik zirvesine de katılacak Cumhurbaşkanı. Bu konuda Türkiye'nin tavrı nedir? Özel bir tavrı var mı? Şimdi şöyle, Türkiye Orta Doğu'nun nükleer silahların, nükleer enerjiyle nükleer silahlar belki ikisi bir arada değerlendirmesi gerekiyor. Kolektif olarak nükleer güvenlik bağlamında ama bizim Orta Doğu'da korktuğumuz, endişelendiğimiz ya da istemediğimiz şeylerden bir tanesi gerçekten nükleer silahların yayılması meselesi. Çünkü nükleer silahların hani sizin de daha önce çalıştığınız bölge olduğu için Güney Asya'da bir yerde başladıktan sonra onu engellemiyorsunuz. Evet yani mesela Pakistan silahlanıyorsa Hindistan silahlanıyor. Çin silahlanıyorsa Rusya silahlanıyor. Yani bu birbirini takip eden bir süreçten bahsediyoruz. Dolayısıyla Orta Doğu'da İran'ın açtığı yeni kapı herkesi endişelendirdi. Bu konuda bir anlaşmaya varıldı gibi görünüyor ama pek de konuşmadığımız ikinci bir kapı daha var. O da İsrail. Çok uzun süredir nükleer silahlara sahip olduğu Orta Doğu'nun en bilinen sırlarından birisi olan İsrail'in bu konudaki ilerlemesi ya da kontrolü konusunda hala bir belirsizlik durumu söz konusu. Türkiye açısından bakıldığında Orta Doğu'da nükleer güvenliğin sağlanması hem barışçıl amaçlı nükleer programların Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı başta olmak üzere ilgili kurumlar tarafından dikkatle takip edilmesi ve denetim açık olması hem de nükleer silahların yayılmasının engellenmesi meselesi. Çünkü bölgemizde yeterince çatışma var ve eline geçen silahları kullanabilecek nitelikte çok değişik aktörler de var. Unutmayınız ki son bir yıl içerisinde Irak ve Suriye'de birkaç kez kimyasal silahların kullanıldığına ilişkin iddia ortaya atıldı. Bunlardan bazıları da kanıtlandı. Yani kitle imha silahlarının kullanılmasına çok yatkın olan bir bölgeden bahsediyoruz. Bu anlamda nükleer güvenlik Orta Doğu için bence diğer bölgelerden çok daha önemli. Eğer bölgemizde yayılma eğilimi gösterecek olursa bunun altından kalkabilmemiz pek mümkün değil. Geçen haftalarda Türkmenlere yönelik Irak'ta Taze Umat'ındaki kimyasal saldırıyı mutlaka hatırlatmamız gerekiyor. Çünkü eğer bir kimyasal saldırıdan 3-4 kişi yaşamını yitirdi diye etkilenmeyecek olursak bu sonunu alabileceğimiz bir şey değil. Ortada bir kimyasal kullanımı var ve bu kitle imha silahlarının bölgede ne kadar kullanılmaya açık olduğunun bir göstergesidir. Sorumun cevabı aslında Türkiye'nin bu süreçten doğrudan etkileneceği. Çünkü ifade ettiğiniz gibi Orta Doğu bu anlamda en hassas dengelere sahip bölgelerden bir tanesi. Biraz da şu Musul operasyonunu konuşalım istiyorum. Evet. Zira sizin sosyal medyadan yaptığınız paylaşımlarda görüyorum ki aslında Musul'a bir operasyon gerçekleşmediği, bunun sadece bir algıdan ibaret olduğu şeklinde paylaşımlar var. Uluslararası medyada da, basın yayın kuruluşlarında da sizin bu tezinizi destekler şekilde haberler ve yorumlar da çıkıyor. Nedir gerçek? Yani bir algı mı yaratılıyor aslında Musul operasyonu noktasında? Şöyle iki şey, bir şey değerlendirelim. Evet, o gün Musul civarında bir çatışma çıktı. Musul'un doğusuyla Erbil'in güneyi arasında Mahmur denilen ilçede Amerika Birleşik Devletleri'nin oluşturduğu bir üs var. Bu gelecekte yapılacak Musul operasyonunun ana karargahı. Ve burada Irak ordusu konuşlanmış durumda. Amerikalılar bir eğitmen grup getirmiş durumda. Ve orada bir takım milis teşkilatları da bulunuyor.
Bunlar son dönemde IŞİD tarafından sıklıkla vuruluyorlardı. Hı hı. Çevresindeki köyleri kontrol altına almak için dar kapsamlı bir operasyon başlattılar. Ancak Irak'taki güvenlik algısı öylesine feci bir hal aldı ki bu Irak Savunma Bakanlığı tarafından Büyük Musul Operasyonu başladı şeklinde aktarıldı. Ve maalesef bölgeyi tanımayan bazı medya kaynakları da bunu direkt olduğu gibi kabul etti ve yansıttı. Hı hı. İnsanlar bekledi ki bugün yarın Irak ordusu Musul'a girecekmiş gibi. Oysa 4 tane köyün ötesine geçemediler. En ciddi çatışmaların yaşandığı El Nasır köyünde Irak ordusu bozguna uğradı. Silahlarını bile bıraktı, kaçtı. Ve zaten dün itibariyle de hava muhalefeti nedeniyle durduğu açıklandı. Tabii hava muhalefeti nedeniyle durabilir. Böyle bir şey olabilir. Büyük bir yoğun kum fırtınasının olduğu bir dönemde hava desteği almayan unsurların karadan gerekçe zaten... Gerekçe yağmurdu yalnız. Ya işte ne demek istediğimi siz aslında daha iyi anlıyorsunuz. Bunun ne kadar gerçekçi olduğuna ilişkin bir şeydi. Ayrıca mesela peşmerge desteği denildi. Peşmergeler kılını kıpırdatmadı operasyonda. Hatta peşmergenin sözcüsünün yaptığı açıklamada bu operasyon böyle yapılmaz, silahları bize verselerdi biz daha iyi yapardık dedi. Yani hani bu aslında Musul meselesinin ve Musul'daki operasyon meselesinin askeri olmaktan ziyade siyasi bir sorun olduğunu gösteriyor bize. Operasyonu yapabilecek olan taraflar ve onları destekleyen ülkeler, devletler birbirleriyle Musul'un geleceği üzerinde anlaşamadıkları için herhangi bir operasyon başlamış şu anda değil. Hiçbir zaman başlamayacağı anlamına gelmiyor tabii. Yani Musul noktasında aslında yapılan operasyon sonrası için bir planlama aşamasındalar. Musul'un sonrasında kimde kalacağı deyim yerindeyse bu operasyona da bağlı. O yüzden katılıp katılmama noktasında tarafların tereddüt ettiğini görüyorum. Evet, birinin ele geçirmesinin diğeri açısından büyük bir sorun olabileceği bir şey. Bir de yani hani sahadaki gelişmeleri yakından izlediğiniz zaman görüyorsunuz. Yine Türkmenlere getireceğim olayı. Çok lütfen. Yakın bir yerde Beşir köyü çok uzun süredir IŞİD tarafından kontrol altında tutuluyor. Beşir'in etrafında 3000 civarında milis ağır silahlarla yerleştirilmiş durumda. Ayrıca o bölgede binlerce peşmerge var. Yaklaşık 6 aydır Beşir gibi küçük bir köyün kurtarılacağına ilişkin her hafta haber yayınlanıyor. Bununla aynı miktarda güçle Musul'u kurtaracaklarsa ya da Musul'un kurtarılacağı iddia ediliyorsa valla ortada bir yanlışlık var demektir. Çünkü küçük bir köyle 1,5 milyonluk hem de IŞİD'in kendi merkezi olarak gördüğü bir şehir arasında dağlar kadar fark var. Dolayısıyla hani elbette bir gün Musul'a yönelik bir operasyon başlatılacaktır. IŞİD'in elinden alınmaya çalışılacaktır. Bunun için büyük bir kaynak, emek ve belki siyasi uzlaşı gerekecektir. Hı hı. Ama hemen o geçen hafta yaşanan şeyle Musul'da bir operasyon başladığını söylemek biraz tartışmalı. Nitekim bugünlerde uluslararası güvenilir kaynaklara baktığınız zaman bu söylediğim savı destekleyen verilerin ve yorumların da arttığını görürsünüz. Aslında Kuzey ile Bağdat arasındaki o gerilimin de DAEŞ'le mücadele noktasında Irak'ı büyük bir çıkmazın içine soktuğunu söylemek herhalde yanlış olmayacak. Doğru. Hem Bağdat'la Erbil arasındaki siyasi, askeri ve ekonomik anlaşmazlıklar, hem de sadece Irak'taki aktörleri düşünmeyelim, Irak'lı aktörleri düşünmeyelim. Irak'taki diğer aktörleri düşündüğümüz zaman, yani Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, İran, Türkiye, Suudi Arabistan, bütün bu aktörleri düşündüğümüz zaman Musul konusundaki denge sanılandan çok daha karmaşık. Dolayısıyla bu konuda şöyle bir hatırlatma yapayım isterseniz. Başika'daki askerlerimizi hem güvenliğini artırabilmek hem de IŞİD karşıtı birlikleri eğitebilmek için yapmış olduğumuz asker artırımına Irak merkezi hükümetinin, İran'ın, sahadaki milis teşkilatlarının, Rusya'nın ve Amerika Birleşik Devletleri'nin vermiş olduğu olumsuz tepkiyi hatırlarsanız eğer, buradaki dengenin ne kadar karmaşık olduğunu çok daha rahat anlayabilirsiniz. Kimse desteklemedi mesela bu dönemde bunu. Geçtiğimiz hafta Başika'da bir şehit verdik. Bu anlamda oradaki Türk askerinin, DAEŞ'le mücadele için bölgeye gitmiş Türk askerinin güvenliğini sağlamanın da ne kadar kritik olduğunu bu verdiğimiz şehitte tekrar hatırlamış olduk. Evet, cephe hattına çok yakın bir bölge. Hatta cephe hattının üzerinde neredeyse. Türkiye için Musul çok önemli.
IŞİD'le mücadele de önemli bir konsept ve bunun sanırım birden çok boyutu var. Bunların hepsinin dikkatli bir şekilde ele alınması gerekiyor. Alınıyordur diye de düşünüyorum ama bu bizim şehit verdiğimiz gerçeğini ortadan kaldırmıyor tabii. Serhat Bey, sizinle aslında Musul'un tarihi olarak Osmanlı dönemi itibariyle aidiyetine dair tartışmaları da ayrı bir programda konuşmak isterim. Çünkü aslında Türk kamuoyunu yakından ilgilendiren ve çok da doğru bilgilerle belki tartışmadığımız bir konu ama önemli bir konu. Evet. Musul noktasında, Kuzey Irak noktasında Kerkük, Erbil, Musul bir bütün olarak değerlendirirsek çok teşekkür ediyoruz. Bugünlük biz ailen sürenin sonuna geldik. Sağ olun, değerli fikirlerinizi paylaştınız. Sağ olun. Evet, bitiriyoruz. Yarın gündemin öne çıkan başlığıyla saat 13'te tekrar karşınızda olacağız. O zamana dek hoşçakalın.